Merhaba, ben Serkan Mert. Bugün ZBrunch'ta size birkaç ipucu, birkaç teknik ve işinizi kolaylaştıracak bazı özellikler göstermeye çalışacağım. Muhtemelen bazılarını biliyorsunuzdur, bazılarını belki bilmiyorsunuzdur. Ama yeni başlayanların çok işine yarayacağını düşündüğüm için bu bölümde bu konuyu işleyeceğim. Şimdi ilk başta eğer küçük monitör veya tablet veya benzeri bir cihaz kullanıyorsanız, küçük ekran kullanıyorsanız, menüleri, objeleri veya nesneleri seçmeniz veya ayırt etmeniz zor olabilir. Fakat ZBrush tabii farklı cihaz ve farklı ürünlerde kullanıldığı için ZBrush'ın kendi içerisinde mercek özelliği var ve bu mercek özelliğini kullanarak buradaki menüleri okumanız veya obje veya nesneleri ayırt etmeniz kolay bir hale gelecektir. Bu mercek moduna geçebilmeniz için klavyede Shift M tuşuna basmanız gerekiyor. Manisa'nın M'si Shift M. Manisa'nın M'sine bastığınızda, M tuşuna bastığınızda, Shift M'ye bastığınızda mercek moduna geçer ve bu sayede hem objeleri ve nesneleri büyütüp daha iyi görmeniz veya menüleri veya yazıları okumanız kolaylaşacaktır. Bu özellikle küçük cihaz kullanan kişiler için oldukça kullanışlı ve güzel bir özellik. Bunu tekrardan kapatmak için klavyedeki Shift M tuşuna basıyorsunuz. Manisa'nın M'si Shift M'ye bastığınızda kapatır. Tekrar Shift M'ye bastığınızda açar veya Shift M'ye bastığınızda kapatırsınız. Şimdi bir başka özellik, İşte sosyal platformlarda paylaşımlar yapıyorsanız, işte bu tutorial olabilir, kişisel işleriniz olabilir veya farklı kişilere yapmış olduğunuz işlerle ilgili bilgi paylaşmak istiyorsanız, burada kullanmış olduğunuz özel modifiyerleri ve özel işte o parametreleri paylaşmanız gerekiyor. Tabii bunu kaleme almak veya işte bunu satır satır yazmak zor, yani bayağı zaman istiyor. Bunun yerine ZBrush'ın kendi içerisinde ekran yakalama modu var. Yani eğer siz böyle bir şey yapıyorsanız, işte sosyal platformda yapmış olduğunuz işleri paylaşıyorsanız veya tutorial hazırlıyorsanız, görselle dönük tutorial hazırlıyorsanız veya uzaktaki birine işte modifiyerlerde yapmış olduğunuz parametrelerini, ayarlarını bu kişiye göstermek istiyorsanız, burada yapmanız gereken şey ekran görüntüsünü yakalamak. Tabii bu ekran görüntüsü derken şu an bizim ekranda görmüş olduğumuz görüntüden bahsetmiyorum. Bu parametreler içerisinde, yani modifiyerler içerisindeki parametrelerin bütün hepsinin çıktısını size imaj olarak kaydetme imkanı veriyor. Bunun için performans kısmına girip config kısmını açtığımızda hemen altta UI Snap Shot var. Buraya tıkladığımızda bizim program içerisindeki bütün modifiyerlerin parametreleriyle beraber, yani açılmış halde imajını çıkartır ve sizin bunu daha sonrasında kullanıp işte paylaşmanıza imkan verir. Snapshot diyorum. Görüntüyü oluşturdu. Şu an texture kısmında, texture kısmını açtım. İmajım burada. Export deyip bunu masa üstüne PSD, PNG, TIFF veya JPEG olarak bunu kaydedebilirsiniz. Kaydet diyorum. Şimdi burada bana ön izlemesini verdi. İşte dediğim gibi, işte tutorial hazırlıyorsanız veya işte sosyal platformlarda yapmış olduğunuz işleri teknik dökümünü, paylaşımını yapıyorsanız veya uzaktaki birine modifiyerlerde, herhangi bir modifiyerde kullanmış olduğunuz parametrelerin neler olduğunu göstermek istiyorsanız, bu yakalamış olduğunuz imajın işte ilgili bölümünü, mesela işte şu modifiyerde şu değişiklikleri yaptım diye kesip İşte karşı tarafa gönderebilir veya işte çalışmanızın üzerine imaj olarak yapıştırıp karşı tarafa o işi nasıl yaptığınızı parametreleriyle beraber gösterme imkanınıza sahip. Okey dediğinizde kaydedecek. Ben cancel diyorum. Bu şeyden çıkıyorum şu anda. Şimdi tool'u geri çağıralım. Şöyle işte tool'umuzu çağırdım. Şimdi burada bir de bizim hassas ayarlarımız var. Yani mesela burada geometri sekmesinde biz bazı yüksek parametrelere sahip ayarlar kullandığımızda, mesela Dynamic Resolution ayarlarında, burada index çubuğunu biz hareket ettirdiğimizde geçişler çok hızlı. Yani yüksek değerlerde ilerliyor.
ve burada istediğiniz değeri yakalamakta zorlanabilirsiniz. Eğer isterseniz buraya tıklayıp klavyede bir değer girebilirsiniz veya yakın bir noktaya gelip hani arzu ettiğiniz değer neyse oraya gelip bu indeks çubuğun hemen üstünde ikinci bir çubuk görünüyor. Bunu tıkladığınızda hassas ayar yapmanıza imkan verir. Yani alttaki gibi değil, alttaki hızlı değer yükseltir, hızlı geçiş yapmanızı sağlar. Hassas ayar yapmak istediğinizde hemen üstündeki indeks çubuğuna tıklayıp buradan hassas ayarlamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii bu ayar, bu özellik bütün indeks çubuklar için geçerli değil. Yani mesela buradaki indeks çubuklarının değerleri zaten düşük. Bu sebeple burada böyle bir özelliğin olmasına gerek yok. Bu işte hani yüksek değerlerde çalışan parametreler için kullanıyor ki bu parametrelere sahip bütün indeks çubuklarında bu özellik vardır. Ama dediğim gibi yani düşük parametrelerde çalışan indeks çubuklarında yoktur. Ama güzel bir şey, kullanışlı. Şimdi bir başka husus, smooth özelliği. Şimdi mesela biz bazı sanatçıları izlediğimizde özellikle ilk oluşturma aşamasında bu insanlar şöyle biraz arttıralım. Çalışma yaparken taramayı hunharca yapıyorlar. Yani mesela adamlar girdiklerinde burada hunharca bir tarama yapıyorlar. Yüzey tamamen bozuluyor. Yüzey tamamen tahriş oluyor. Girintiler, çıkıntılar çok fazla oluyor. Ve adamlar burada smooth kullandıklarında, sıradan bildiğimiz smooth kullandıklarında son derece düzgün yüzeyler alabiliyor. Fakat biz smooth kullandığımızda özellikle poligon yüzeyimiz aşırı yüksek olduğunda işte yüzeyi yumuşatmakta ciddi zorluklar çekiyoruz. Şimdi biz bu smooth modifiyeni bu insanlar gibi nasıl kullanabiliriz meselesinde kullanmış olduğumuz smooth modifiyenin ayarları var. Yani brush sekmesine girdiğimizde hemen en alt kısımda smooth brush modifier kısmı var. Burayı açtığımızda burada smooth'un hangi hassasiyette çalışacağını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu ilk bölüme baktığımızda yani buraya tek tek girmeyelim de burası fırçamızın boyutu yani birebir oranda işte şu an çalıştığım fırçanın boyutu buysa işte smooth modifiyene geçtiğimde yine ebatı veya boyutu bu olsun. Ama eğer ben smooth modifiyerine geçtiğimde normal çalışmış olduğum fırçanın daha küçük veya daha büyük görünmesini istiyorsam veya olmasını istiyorsam buradaki değerlerden fırça görünümünü büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi burada bizim yapmış olduğumuz smooth'taki şu etki, yumuşatma etkisi bizim hemen burada polish ve minimum connected point smooth sekmesinde. Bu değeri yükselttiğinizde sizin smooth uygulamanız daha hassas ve düşük yoğunlukta olacaktır. Yani belli belirsiz varla yok arasında. Mesela örneğin ben burada bir motif, bir desen veya bir çalışma yaptım. Smooth modifiyerini kullandığımda buradaki bu desenin veya oluşmuş olduğum yapının bozulmasını istemiyorum. Bunu koruyarak çok hassas bir yumuşatma yapmak istediğimde bu değeri yükseltmeniz gerekiyor. Bu değeri yükselttiğinizde sizin yapmış olduğunuz çalışmayı bozmayacak. Çok hassas bir şekilde oraya bir yumuşatma yapacak. Bu hani ciltten doku vesaire gibi böyle çok hassas şeyler çalıştığınızda gerçekten de işinize yarayacak bir özellik. Bunu düşürürseniz yoğunluğu artar. Yani siz smooth modifiyerine geçtiğinizde ve düşük değerde çalıştığınızda tamamen %100 kararlılıkla çalışır. Yani olduğu gibi yumuşatır. Ve buradaki değerleri kullanarak bu yoğunluğu yani yumuşatma yoğunluğunu düşürebilir, arttırabilir veya kendi isteğinize göre burada yeniden yapılandırabilirsiniz. Şimdi buna da bahsettikten sonra karakterimiz çok kötü oldu. Bir de size şeyi göstereyim. Simetri olayını göstereyim. Özel bir simetri.
Bunu muhtemelen birçoğu bilmiyordur. Yani içinizde mutlaka bilenler vardır ama yeni başlayanlar mutlaka bu şeyi bilmiyordur. Şimdi bazı insanlar, şöyle yapalım, bir karakter çağıralım. Bazı insanlar eğer heykel yapıyorsa veya bir figür modelliyorsa veya ne diyelim hani kişisel bir iş yapıyorsa modellemeye önce pozlayarak başlıyorlar. Pozlayarak başlıyor. Mesela örneğin şurada bir pozlama yapalım. Şöyle. Şöyle basit bir pozlama yapalım şurada. Şöyle biraz şey yapıyorum, aykırı yapıyorum çünkü şeyin tam seçilmesini istiyorum sizce. Yani bu bahsetmiş olduğum şeyin ne olduğunu iyi anlayabilmeniz için şöyle biraz aykırı bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi karakteri pozladık ve bu pozlamış olduğumuz karakter üzerinde biz detaylandırma yaptığımızda normalde burada tabii simetri kullanılmıyor. Çünkü harekete bağlı olarak kasların yapısı, hacimleri ve formları değişiyor. O yüzden simetri pek kullanılmıyor ama yine de simetrinin kullanıldığı yerler veya kısımlar oluyor. Şimdi bizim bu pozlanmış karakterde simetriyi kullanabilmemiz mümkün. Yani şu an her ne kadar farklı açılarda, farklı noktalarda olsa da burada yine simetriyi kullanabiliyoruz. Şimdi transform sekmesi içerisinde aktive simetriyi aktif ettim. Şimdi bizim aktif etmiş olduğumuz simetri sahnenin merkezini esas alıyor. Bu sebeple biz şu an mesela ele müdahale etmek istiyoruz, eli şekillendirmek istiyoruz ama tek tek değil, ikisini aynı anda oluşturmak istiyoruz. Yani burada yapmış olduğum değişiklik burada da olsun. Tabi bunun için lokal simetri de çözüm değil. Çünkü lokal simetri objenin merkezine esas alır. Burada üçüncü bir simetri özelliği var. Transform sekmesi içerisinde Use Possible Symmetry sekmesini biz aktif ettiğimizde biz pozlamış olduğumuz karakteri veya pozlamış olsak da yine de burada simetri olarak çalışabiliyoruz. Simetrik olarak çalışabiliyoruz. İşte şeyi aktif ettim. Transform sekmesi içerisinde. Burası şu an pasif duruma geçti. Yani kullanıcı pozisyonu simetri. Şu an şöyle bir imkanım var. Yani benim burada yapmış olduğum her bir değişiklik, mesela ben burada tırnağa, parmağa veya herhangi bir yere müdahale ettiğimde aynı değişiklik burada da olacak. Mesela örneğin şurada bir değişiklik yapalım. Görüldüğü üzere burada bu değişikliğim aynı şekilde gerçekleşiyor. İşte pazıyı şekillendirdiğimde şöyle yapalım görünsün. Şöyle pazıyı şekillendirdiğimde aynı şekilde pazı yine şekleniyor. Veya işte ayağa biz müdahale ettiğimizde şöyle move alalım bir tane. Ayağa müdahale ettiğimizde diğer açısı veya konumu farklı da olsa simetrimiz tutarlı çalışır. Fakat bu simetride şöyle bir şey var. Burası önemli. Mesela örneğin karaktere Dwight eklediğinizde artık bu simetri kullanılmayacaktır. Bunu tekrardan şey yapmanız gerekiyor. Tekrardan transform seçin. Yani bir değişiklik yaptığınızda burada bu özellik pasif konuma geçer. Bunu tekrardan aktif etmeniz gerekiyor. Yani tekrardan bu use possible simetri dediğinizde bu özellik tekrardan aktif hale gelir ve bu sayede işte pozlanmış bir karakterde bile simetriyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu hakikaten çok kullanışlı ve güzel bir araç. Şimdi bir başka konu menü oluşturma. Menü oluşturma, yani işte buradaki görmüş olduğumuz menülere benzer kendi atadığımız ve kendi tanımladığımız bir menü oluşturalım.
Şimdi bu menüyü oluşturabilmek için önce menü oluşturma kısmını aktif etmemiz gerekiyor. Enable Custom kısmını aktif etmemiz gerekiyor. Yani ben arayüzü düzenleyeceğim. Yeni bir yapılanmaya gideceğim. Seçeneğini tıklıyorum. Ve akabinde burada şunu yan tarafa alalım. Ve akabinde burada Custom UI seçeneği var. Yani burası bizim menü oluşturacağımız alan. Şimdi bunu biz niye oluşturuyoruz? Şimdi burada biz birçok ZBrush'ın içerisinde dolaşıyoruz sürekli ve bunlar menüler içerisinde gömülü olduğu için bunlara ulaşmak için bayağı bir zaman kaybediyoruz veya bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Siz burada kendi kişisel özel bir menünüzü oluşturabilirsiniz. Mesela burada Create New Menu seçeneğine tıkladım. İsim vermemi istiyor. Test dedim buraya. Okey dedim. Ve şu an bu listeye benim yeni atamış olduğum menüyü buraya yerleştirdi. Şimdi şunu kapatıyorum. Şu menüyü açtım ve bunu sol tarafa taşıdım. Şimdi burası benim kendi yapılandıracağım bir üst başlık menü. Şimdi buraya neyi atmak istiyorsanız, yani işte modifier olabilir, fırça olabilir veya farklı özellik. Yani en çok kullandığınız ne var? Mesela örneğin şimdi ben mesela burada klavyede Ctrl Alt tuşuna bastım. Dynamic'i sürükleyip menümün içerisine. Şimdi menüye yaklaştığınızda bir kutucuk çıkıyor. Yani bu doğru yere yerleştireceği anlamına geliyor. Ve burada bırakıyorum. Şimdi bu test ikonuma menüme şu an Dynamic'i ekledim. Bunu arttırmanız mümkün. Yani Dynamic'i ekledim. Resolution değerini de atalım. Tekrardan Ctrl Alt tuşuna basılı. Sürüklüyorum. Tekrardan kutucuğu gördüm ve bırakıyorum. Resolution değerini de attım. Mesela en çok kullandığım Zrimesh meselesi aracı. Tekrardan Ctrl Alt'a basıyorum. Basılı tutuyorum. Sürükleyip menümün içerisine bıraktım. Target topolojiyi de atalım. Şöyle. Bunları tekrar burada düzenlemeniz mümkün. Yani sıralamayı değiştirebilirsiniz. Şurada. Şu şekilde. Mesela buraya modifier topolojinden derinliklerini alalım. Şöyle. Bu da çok kullandım. Aşağıdan bir tanesi atamadık. Şöyle atamıştık. Fırça atalım bir tane. Şimdi mesela buraya fırça atacağız. Bunun için fırça sekmesini açmamız gerekiyor. Şuraya. Neyi atmak istediğimizi buradan seçelim. Mesela Move'u Move'lardan seçili. Ctrl Alt tuşuna bastım. Sürükleyip buraya bıraktım. Başka mesela şunu çok arıyorum. Her defasında şunu bulmaktasın, pardon, yanlış şeyi çektim. Şurada çekelim, şuraya atalım. Başka neyimiz var? Şurada bakalım. Şunu alalım. Alttakini alıyorum. Tekrardan çektim, bıraktım. Şunu kapatayım. Şöyle. Şimdi şu brush seçeneğinden şunu yapalım. Şimdi burayı istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. Yani neyi kullanmak istiyorsanız, hatta birden çok menü oluşturabilirsiniz. Yani sadece bir yere boğmanız, bir yere sıkıştırmanız gerekmiyor. Bunu ayarladığınızda artık sizin ZBrush menüler içerisinde bir menünüz var. Kişiselleştirilmiş bir menünüz var. Buna eğer isterseniz bir kısa yol atayabilirsiniz. Yani tıpkı burada Space tuşuna bastığımızda görmüş olduğumuz menü gibi bizim oluşturmuş olduğumuz kendi kişisel araçlarımızı yerleştirdiğimiz bu menüyü özelleştirebiliriz. Şu performans kısmından artık şeyden çıkalım. Enable Custom kısmından çıkıyorum. Yani düzenleme modundan çıktım. Şu an normal ZBrush moduna geçtim. Menümü oluşturdum. Dediğim gibi, yani bunu istediğiniz kadar zenginleştirebilirsiniz. İstediğiniz kadar parça ekleyebilir. Hatta menü sayısını veya menü başlıklarını arttırabilirsiniz. Hatta burada şeyle ilgili performans kısmı Custom UI seçeneğinden, mesela şurayı aktif edelim tekrardan. Custom UI. Burada kullanmış olduğunuz, yani bu menü hazırlarken burada farklı başlıklar veya farklı menüler oluşturabiliyorsunuz. Yani buradaki araçları alıp bunların için doldurabilir veya bunun sayısını arttırabilirsiniz. Şimdi
Diyelim ki biz menümüzü oluşturduk. Şu an bir ihtiyaçlarımızın içinde toplu olarak bulunduğu bir menüm var ve ben buna kısa yol atamak istiyorum dediğimde yapmam gereken şey kontrol alt tuşuna bastıktan sonra kontrol alt tuşuna basılı şu an test ikonuna bir kere tıklıyorum. Ha, pardon, şeyden çıkmam gerekiyor. Şey açık şu an. Enable Custom kısmından çıktım şu anda. Bunu yapmak için, yani kısa yol atamak için menü düzenleme modundan çıkmanız gerekiyor. Kontrol alta bastım şu an basılı. Teste bir kere tıkladım. Bana şu an bir kısa yol tuşu atamam gerektiğini söylüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mouse'u çalışmış olduğum ya yani seçmiş olduğum menüden uzaklaştırdığımda hata verecek. Cancel yani şeyler sıfırlan tekrardan. Bunu yaparken mouse'un veya kalemin veya tabletin menü üzerinde sabit kalmasına özen gösterin. Kontrol alta basıyorum. Test ikonuna tıkladım. Bana bir kısa yol tuşu atamamı söylüyor. Klavyedeki tuşları bıraktım ama mouse halen daha benim hazırlamış olduğum test menüsünün üzerinde. Mesela buna ne atayım? Alt L. Lüleburgaz'ın L'si diyorum. Alt L dedim. Ve şu an bir kısa yol, yani bir menü hazırladım. Bir menü en sık kullandığım araçları bunun içerisine koydum. Ve buna bir kısa yol atadım. Ve bu kısa yol ne? Alt L dediğimde bana araçlarımı verecek. Bunların sayısını çoğaltabilirsiniz. Yani ihtiyaçlara göre buradaki araçları çoğaltabilir ve bunlara özel kısa yollar verebilirsiniz. Şimdi tabii bunu bu şekilde kapatırsak eğer yeniden açtığımızda ZBrush gene ilk halinde açılacaktır. Fabrika ayarlarında açılacaktır. Bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu kaydederken şöyle performans kısmına giriyorum. Burada store config dediğimizde bu burada bizim hazırlamış olduğumuz menüyü kaydedecektir. Fakat kısa yol burada olmayacaktır. Bunu ayrı kaydetmeniz gerekiyor. Burası önemli. Buraya çok dikkat edin. Önce menüyü kaydetmeniz gerekiyor ve akabinde kısa yolu kaydetmeniz gerekiyor. Şimdi önce performans kısmına girip store config dedim. Şu an arayüz yeni tanımlanmış olan arayüzü kaydettiğini bana söylüyor. Tamam dedim. Çıktım. Şimdi ben eğer bunu kapatır açarsam menüm durur. Fakat kısa yol çalışmaz çünkü kısa yolu kaydetmedik. Bunu da kaydetmek için tekrardan performans kısmına giriyorum. Hotkey yazıyor burada kısa yollar. Buna da store diyorum. Okey dedim ve şu an her ZBrush'ı açtığımda benim hazırlamış olduğum menü burada sabit olarak duracak ve klavyede Alt L'ye bastığımda bu menüyü burada görebileceğim. Yani menüler içerisinde dolaşmam gerekmeyecek. Şimdi kapatmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi bu bizim yapmış olduğumuz, kaydetmiş olduğumuz dosyalar ZBrush'ın kendi içerisinde duruyor, stoklanmış durumda. Eğer bunları silmek veya yedeklemek istersek, şöyle aşağı indirelim. Bir klasör açıyorum. Bilgisayar diyorum. C, kullanıcılar, ortak belgeler, ZBrush data, ZBrush Startup. Şimdi bu startup'a girdiğimizde yani açılış ekranına girdiğimizde hemen şuraya kaydetmiş olduğu kısım bizim yapılandırmış olduğumuz menüdür. Bunu silerseniz menüyü siler. ZBrush tekrardan eski halinde çalışır. Hotkey kısmına girdiğimizde bu bizim atamış olduğumuz kısa yol. Bunu silersek o atamış olduğumuz kısa yolda silinecektir. Veya bunları kopyalarsak yani startup Hotkey içerisindeki şu dosyayı, bu bizim oluşturmuş olduğumuz dosya, yani daha önce mevcut olan bir dosya değil, şu anda yeni oluşturduk bunu ve bunu kopyalayıp yedekleyip daha sonrasında işte bilgisayara format atabilirsiniz, yeniden kurabilirsiniz veya sürüm yükseltebilirsiniz. Bunları tekrardan buraya yerleştirdiğinizde sizin ayarlamış olduğunuz arayüz tekrardan çalışır durumda olacaktır. Eğer silerseniz buradaki custom unsur interface dosyasını ve Hotkey içerisindeki bu dosyayı ZBrush gene ilk açıldığı haliyle devam edecektir. Dedikten sonra
Artık burada bitireyim. Uzun aradan sonra biraz yorucu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.